Neler Oluyor programından herkese merhabalar değerli ETV izleyicileri. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz da Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan olacak. Ali Arslan'la hem barodaki gidişatı konuşacağız hem de FETÖ soruşturmalarını, Soma davası ve çökerek davasını masaya yatıracağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Canan Hanım. Nasılsınız? İyidir, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, İyisiniz. Bizler deyiz. Tüm seyircilerimize de iyi günler diliyorum, iyi hafta başları diliyorum. Haftamızın hayırlı geçmesini diliyorum. Amin, teşekkürler, çok sağ olun. Evet, siz yeniden baro başkanlığına seçildiniz, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Manisa adına öncelikle tabii ki hayırlı olsun, sonra sizin adınıza. Evet. Çok sevindiriciydi aslında, hani bizler de sizleri çok yakinen tanıyoruz. Hani çok sık programlar gerçekleştirmiştik geçmiş dönemlerde de. Şu anda baroda gidişat nasıl, neler yapıyorsunuz, ziyaretleri kabul ediyorsunuz eminim bol bol. Şimdi tabii biliyorsunuz zaten baro başkanı olarak görevi devam ediyordum. Daha önceki baro başkanımızın milletvekili adayı olmak için ayrılmasıyla birlikte bir olağanüstü kongre süreci yaşanmıştı. 2015 Mart ayında bir 16 aylık bir görev sürem oldu. O süreç içerisinde tabii 11 çalışma ortaya koyduk. Manisa Barosu'nu da hem farkındalık yaratmak, hem de kamuoyunun beklentilerini ve meslektaşlarımızın beklentilerine cevap vermek üzere komisyonlarımızla birlikte, diğer meslektaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma dönemi içerisine girdik. Bu dönem seçim sonunda, geçen Ekim ayında da olağan genel kurulumuz yapıldı. Olağan genel kurulda yine arkadaşlarımızla birlikte aday oldum. Manisa Barosu Genel Kurulu bu görevi tekrar bize verdi. Ve şu anda bu göreve devam ediyoruz. Tabii bir ay gibi yaklaşık bir aylık bir zaman geçti. Bu zaman süreci içerisinde biraz önce söylediğiniz gibi tabii ki Manisa'da değişik sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bu anlamda tekrar seçilmemizden dolayı ziyaretlerde bulunuyorlar. Bizim ziyaret ettiğimiz yerler oluyor. Bunlar devam ediyor tabii. Süreç içerisinde devam edecek. Fakat biz seçimden sonraki süreçte de hemen yoğun bir çalışma temposuna girdik. Bu dönemde ülkenin geçmiş olduğu özel durumlar da göz önüne alındığında barolara büyük görevler düşüyor. Çünkü bizim meslektaşlarımız ve barolar toplumun yaşadığı her sorunu en yakın yaşayan kurumlar. Çünkü yaşanan her sorun, halk arasında yaşanan her sorun mutlaka hukuki bir sorun olarak mahkemelerin önüne geliyor, avukatların önüne geliyor. Vatandaş yaşadığı her mağduriyette ya da hak arama olayında mutlaka avukatlara müracaat ediyor ki etmesi gerekiyor. Bu anlamda halkımızın sorunlarını onlarla birlikte yaşıyoruz. Tabii bu sorunları yaşarken de onlara çözüm yollarını bulmak zorundayız. Onların hukuken yardımcı olmak durumundayız. Tabii ki vatandaşımızın bireysel anlamda sorunlarına yardımcı olurken de ülkemizin yaşamış olduğu sorunlarda da baro olarak duyarlı olmak durumundayız. Bu anlamda sorunlara çözüm yolları önermeliyiz. Sorunların bir an önce def edilmesi anlamında faaliyetlerde bulunmalıyız diye düşünüyorum. Hemen şu anda görev dağılımları yapılmış durumda. Komisyonlarımız tekrar oluşturuluyor. Biliyorsunuz aktif olarak çalışan komisyonlarımız var. Çok aktif olarak Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonumuz var. İnsan Hakları Komisyonumuz var. Avukat Hakları Komisyonumuz var. Bu anlamda bu komisyonlarımıza da büyük görevler düşüyor. Tabii Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonumuzla, onların aracılığıyla kadının ve çocukların yaşamış olduğu hem şiddet hem cinsel taciz anlamındaki tüm olaylara müdahil olmaya çalışıyoruz. Bu Manisa genelinde olduğu gibi Türkiye genelinde de birçok olaya müdahil olarak katılmak için gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda yoğun bir çalışma gösteren Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyelerimize de gerçekten bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamda Manisa halkı da komisyonumuzun bu çalışmalarına sahip çıkıyor zaten. Hatta Manisa Barosu'nun içerisinde açmış olduğumuz Kadın ve Çocuk Hakları Merkezimiz var. Baronun ikinci katında Cumhuriyet Başsavcımızın da destekleriyle ve katkılarıyla orada bir Kadın ve Çocuk Hakları Merkezimiz var. Bu anlamda şu anda bizi seyreden, televizyonumuzun başında bizlere dinleyen halkımıza da kadın ve çocuk sorunlarıyla ilgili yaşadıkları sorunları bu merkezimize aktarmaları ve oradan çözüm yolları ile ilgili katkı almalarını tavsiye ediyorum. Biz her türlü yardıma ve katkıya bu anlamda hazırız.
Yine adli yardım komisyonumuz yoğun bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Bu anlamda vatandaşımızın kesinlikle maddi imkansızlıklar nedeniyle hak aramadan dolayı mağdur olmasını istemiyoruz. Tabii ki burada devletin sağlamış olduğu kaynaklar var. Bu kaynaklar çerçevesinde de Manisa Barosu halkımıza hizmet vermeye çalışıyor. Yani avukat tutacak parası olmayan ya da dava açacak ekonomik gücü olmayan vatandaşlarımız baromuza müracaat ettiklerinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra şartlarını taşıyorsa biz yine Manisa Barosu kayıtlı meslektaşlarımızdan onlara avukat tayin ediyoruz. Davalarını birlikte takip ediyoruz, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Evet, gündem zaten şu anda çok hareketli. Önceden kadın cinayetleri, çocuk istismar olaylarını hep gazetelerden, televizyonlardan takip ettik ne yazık ki. Bunlarla ilgileniyordunuz ama bir de kalkışmayla ilgili yani 15 Temmuz'un ardından FETÖ ile ilgili epey bir soruşturma başlatıldı. Biz ana haber bültenimizde de sık sık haberlerine yer veriyoruz. Sadece Manisa merkezde değil, işte Turgutlu, Salihli, diğer ilçelerde de FETÖ ile ilgili işte gözaltılar her gün neredeyse yaşanıyor. Hemen hemen her gün işte 15 kişi, 10 kişi, 2 kişi, 1 kişi. Bunlar nasıl? Bu olayları nasıl takip ediyorsunuz? Tabii ülkemiz ne yazık ki çok hazin bir durum yaşadı 15 Temmuz'da. Bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Fethullah terör örgütü tarafından yapılan bu darbe girişiminde birçok mağduriyet yol açtı. Birçok şehitler verildi. Tarihinde ilk defa, Türkiye'nin tarihinde ilk defa meclisi bombalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Bu anlamda biz darbe girişiminin gerçekleştiği ilk günden itibaren, ilk saatlerden itibaren zaten şiddetle Manisa Barosu olarak ve Türkiye Barolar Birliği olarak şiddetle buna karşı durduk, karşı çıktık. Bunu hem yapmış olduğumuz basın açıklamalarıyla, yayınlamış olduğumuz bildirilerle ve yine Manisa'da yapılan mitinglerde biz baro başkanı olarak ben de bizzat çıkıp konuşmalarla bu tepkimizi göstermeye çalıştık ve gösterdik. Tabii süreç içerisinde bu ilk etapta darbe girişimini def ettikten sonra askerlerimizle, halkımızla gerçekten Cumhuriyet'e sahip çıkan Atatürkçü, demokrasi yanlısı askerlerle ve yine Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan halkımızla birlikte bu darbe girişimi ilk etapta def edildi. Tabii ki bu o kadar büyük bir organizasyon ki Türkiye'nin her yerinde örgütlendiği gibi dünyanın her yerinde de örgütlenmiş durumda. Ve bu işin arkasında işte görüyoruz her gün görsel ve yazılı basında çıkan haberlerle, daha okuduğumuz kitaplarla şunu görüyoruz ki bu kalkışmanın arkasında değişik güçler de var. Sadece Türkiye'de örgütlenmiş bir yapının kalkışması değil. Elbette. Bunun arkasında ne yazık ki dünya devletlerinin de olduğunu görüyoruz. Türkiye'yi zayıf düşürmeye çalışan, Türkiye'nin gidişatını çevirmeye çalışan farklı dünya ülkelerinde bu gidişatın arkasında olduğunu görüyoruz. Tabii bu süreçte devletimiz artık bu darbe girişimini def ettikten sonra bunu yapan, bunu örgütleyen, bu darbe girişimi içerisinde aktif katkı sağlayan kişilerin bulunup, yakalanıp, gerekli soruşturmalar, davalar açıldıktan sonra da yargılayıp cezalarını vermekle yükümlü. Biz de bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu sürece katkı sağlarken hassasiyetle durulması gereken hususlar var. Bu anlamda tabii ki şu anda Manisa'da yapılan soruşturmaların büyük bir kısmında birçok gözaltına alınan olaylardaki kişilerin süreç içerisinde bu yapının içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada titizlikle yine soruşturmalar devam ettirilmeye çalışılıyor, gayret ediliyor. Biz de bu anlamda vatandaşlarımızın bu iş sürecin içerisinde gerçekten bulunmayan, değişik şekillerde bir şekilde yaklaşmış olup da ama bu darbe girişiminin, darbe kalkışmasının içerisinde bulunmayan vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için gayret sarf ediyoruz. Zaten bu gözaltına alınan vatandaşlarımızın ifadelerinin alınabilmesi için mutlaka ifadelerinde bir avukat bulunması gerekiyor. Bu anlamda kendileri özel avukat tutabilecekleri gibi özel avukat tutamadıklarında ya da tutmadıklarında biz Manisa Barosu olarak kendilerine mutlaka bir avukat görevlendiriyoruz. Bizim görevlendirmiş olduğumuz avukatın
avukatla birlikte gözaltına alınan vatandaşımızın ifadesinin hem emniyetçe, savcılıkla alınması söz konusu oluyor. Tabii tutuklamaya sevk edilirse yine sulh ceza mahkemesinde biz meslektaşımızı aynı şekilde orada da görevlendiriyoruz. Meslektaşlarımız da bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Biraz önce söylediğiniz gibi bu soruşturmalar sadece Manisa merkezde değil, ilçelerimizin evet. tamamında gerçekleşiyor. Tabii Türkiye'nin tamamında evet. gerçekleşiyor. Bunun içinde polisler var, öğretmenler var. Tabii her meslek grubundan vatandaşımız var bu sürecin içerisinde. Bunlarla ilgili sorgular, soruşturmalar devam ediyor. Tabii bu süreç geçtikçe de şunu da görüyoruz ki hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de devletimizin diğer kuvvetleri bu anlamda FETÖ terör örgütüyle ilgili bilgilere daha çok ulaşmaya başladılar. Bunları çözümlemeye başladılar. Örneğin bir Baylok denilen evet. haberleşme ağının çözümünün son zamanlarda daha da net bir şekilde gerçekleştiğini, hatta buradaki yapılan yazışmaların bile çözümünün yapıldığını öğreniyoruz. Tabi bunlar ortaya çıktıkça gözaltına alınan ya da tutuklanan kişilerin bu sürecin içerisinde ne kadar katkı verdikleri, ne kadar bu sürecin içerisinde bulundukları bir anlamda netlik kazanacak. Gerçekten dini duygularla mı bu sürecin içerisinde bulundu, yoksa terör örgütünün amaçlarına hizmet etmek amacına mı bu sürece yani katkı sağladı? Yani kandırılanlar da aslında olabilir diye mi düşünüyorsunuz? Yani şöyle, kandırılan derken, şimdi biliyorsunuz bu daha öncesinde, darbe girişiminden öncesinde bu örgüt tarafından işte kurban yardımları toplanıyordu, değişik şekillerde paralar toplanıyordu. Dini duygularla bunlara yardım eden kişilerin olması her zaman mümkündü ki vardı. Evet. Gerçi bu konuda hassasiyetle gösterildiğini görüyoruz soruşturmalar aşamasında bu anlamda. Ama dini duygularla hareket ederek bu süreci içerisine katılanların ve gerçekten örgütün amacına hizmet edenlerin ayrı tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii önümüzdeki günlerde bu soruşturmalar sonucunda elde edilen belgeler ve delillerle birlikte Cumhuriyet Savcılığı bu konularla ilgili iddianamesini hazırlayacak ve davalarını açmaya başlayacak. Davalar açıldıktan sonraki süreçte suçlanan kişilerinle ilgili deliller daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Şu anda dosyalar gizli olduğu için avukatların bu konularda çok fazla bir şey söylemesi mümkün olmuyor. Çünkü gözaltına alınan ve tutuklanan kişinin hakkında nasıl bir delil bulunduğu, hangi delillerle bu kişinin gözaltına alındığı ya da tutuklandığını şu anda bilmek çok mümkün olmuyor. Bu nedenle dava süreci içerisinde bu durumlar daha ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi Türkiye'de genel anlamda gündem epey meşgul, yoğun. Evet. Çünkü Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde FETÖ ile ilgili gözaltılar, soruşturmalar Hı-hı. devam ediyor, itiraflar devam ediyor. Hatta bazen öyle itiraflar okuyoruz ki yani çok kan dondurucu gerçekler. Evet. Belki de çok önceki yıllarda tahmin ediliyordu ama göz ardı da edildi bu olay. Tabii bundan birkaç yıl önce de Soma davası vardı. O da Türkiye'yi çok meşgul etti. Evet. Ama sanki şu an biraz eski ilgi azaldı. Yani çok fazla ulusal basında ya da yerel medyada evet. rastlamıyoruz. Bununla ilgili neler oluyor, bitiyor şu anda? Tabii onunla ilgili de birkaç şey söylemek isterim ama oraya geçmeden önce hukuki anlamda FETÖ terör örgütüyle ilgili, soruşturmalarla ilgili birkaç şey daha söylemek tabii, isterim. Tabii bir ülke 15 Temmuz'da olağanüstü bir süreç yaşadı. Bir darbe girişimiyle, bir devletin, cumhuriyetin yıkılmasıyla karşı karşıya kaldı. Ve buna karşı da en şiddetli tepkiyi göstermekte, her türlü yasal yolu kullanmakta meşru olarak kabul ediyoruz. Kullanmamız da gerekiyor zaten. Olağanüstü halin ilan edilmesiyle birlikte bu süreç biliyorsunuz bir 3 ay ilan edildi. Şimdi 3 ay daha uzatıldı. Tabii ki en kısa zamanda biz hukukçular açısından bu olağanüstü sürecin sonuçlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Olağan koşullarda yargılamalar ve soruşturmalar devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Olağanüstü hal Fethullah terör örgütünün yok edilmesi, onun gerçek sorumlularının, bu işin içerisinde gerçek sorumluların yakalanması anlamında tabii ilan edilmişti. Fakat son zamanlarda birçok konuda da bu olağanüstü halindeki yetkiler kullanılarak, daha da genişletilerek ülkenin
genel durumunun değiştirilmesiyle de ilgili de kullanıldığını görüyoruz. Bunun gerçekten hukuki süreç içerisinde bu yetkilerin bu şekilde kullanılmaması gerektiği konusunda düşünüyoruz. Olağanüstü halin bir an önce sona erdirilmesi ve olağan hukuk sürecine geçilerek olağan süreç içerisinde bu yargılamaların ve sürecin devam etmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tabii bu gözaltılarla birlikte yargıdan görevden uzaklaştırmalarla birlikte 4000 üzerinde hakim savcı görevden uzaklaştırılmıştı. O anlamda da bu süreç bayağı tabii ki sıkıntılı geçti. Evet. Yeteri kadar hakim savcının olmaması nedeniyle. Büyük şu anda yoğun ve hızlı bir şekilde atamalar yapılıyor. Yeniden mesleğe yeni hakim ve savcılar alınıyor. Bu anlamda da Manisa Adliyesi de merkez itibariyle aşağı yukarı eksiklerini tamamlamış durumda. İlçelerimiz de o şekilde. Tabii 5-6 aydır devam etmeyen veya ağır aksak devam eden yargı sürecinde bu süreçten sonra daha da sistemin oturacağını ve hızlı bir şekilde çalışacağını umut ediyoruz. Çünkü bu anlamda vatandaşlarımız da haliyle doğal olarak öncelikle avukatlara neden bizim davamız ilerlemiyor, neden sürekli gün atılıyor, neden duruşmalarımız yapılmıyor anlamındaki yakınmalarının önümüzdeki süreçte biraz daha azalacağını düşünüyorum. Tabii yine bu Fethullah terör örgütüyle birlikte buna karşı bir savaş verilirken Fethullah terör örgütünü tüm hem insan gücüyle hem sermayesiyle tamamen yok etmek ve çökertmekle ilgili çabalar devam ederken bunun başka demokratik kuruluşlarla ilgili de kullanıldığını görüyoruz bu olağanüstü yetkilerin. Bu anlamda da olağan koşullarda eğer işte geçen 360 tane dernek kapatıldı örneğin sivil toplum örgütü kapatıldı. Bu anlamda bu süreçlerin olağan koşullarda devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yargılama, olağan yargılama süreci içerisinde gerçekten bunlar bu suçları işliyorlarsa, değişik yasa dışı örgütlere destek veriyorlarsa mahkemeler kararını vermeli ve bunlar kapatılmalı. Yoksa bir kanun hükmünde kararnameyle ya da başbakanlığın almış olduğu bir kararla bu tür yollara başvurulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Bu açıklamalardan sonra Soma davası ile ilgili düşüncelerimizi ve şu andaki mevcut durumu açıklayacak olursak, tabii bu olay aslında yaşayanlar tarafından hala sıcak. Yani soğuması da mümkün değil. Orada 301 tane can yok oldu. 301 vatandaşımız, işçimiz şehit oldu. Bunların eşleri, çocukları, anne babaları, yakınları hala o travmayı yaşamaya devam ediyorlar. Davaları yakın bir şekilde yine yakinen takip ediyorlar. O duruşma salonu her duruşmada, her davada yeniden dolup taşıyor. Onlar için çok taze tabii. Ama sizin de söylediğiniz gibi kamuoyunun gündeminden biraz düşmüş gibi gözüküyor. Tabii bunun başka sebepleri de var. Kamuoyunun gündemine gibi sanki. Kamuoyunun gündemine tabii daha başka olaylar girince bu 15 Temmuz darbe girişimi ve bunun devamında farklı olaylar gündeme girince evet. Soma davası biraz daha arka plana itilmiş gibi oldu. Ama şu anda Soma davasında sonuna yaklaştık. Zaten tabii artık Soma davası herhalde büyük bir aksilik olmasa 3-4 ay içerisinde sonuçlanması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Çünkü daha önceki duruşmalarda zaten bilirkişiler tarafından o 5-6 ay beklenen Şubat ayında yapılan keşiften sonra bilirkişilere dosya tevdi edilmişti. Bir 7 ay sonra bilirkişiler tarafından bu rapor mahkemeye sunuldu. Kimlerin bu faciada kusurlu olduğuna dair. Geçen duruşmada da bu raporla ilgili olarak hem mağdur müdahil taraf hem de sanık tarafı beyanlarını açıkladılar. Tabii mahkeme sanık tarafların, sanık vekillerinin yapmış olduğu itirazlar doğrultusunda yeniden bir ek rapor alma kararı verdi. Şu anda dosyamız ek raporda ve 22 Kasım'da tekrar duruşmalarımız başlayacak. Bu ayın 22'sinde. Evet. Tabii çok az bir zaman kaldı. O gün rapor gelmiş olursa 22 Kasım'a kadar o rapor üzerinde tekrar bir değerlendirme yapılacak. Mahkeme eğer bu rapora karşı da yeni itirazlar sunulabilir taraflarca mahkeme bu itirazları değerlendirecek. Yeniden bilirkişi incelemesine gidebileceği gibi bilirkişi incelemesine gitmeyip taraflara esas hakkında beyanda bulunmak üzere süre verebilir. Yani bu 22 Kasım'dan sonraki duruşmamız karar duruşması da olabilir. Aralık ayı içerisinde yapılacak. Peki, bir duruşma karar duruşması çok olabilir. Çok merak edilen bir şey. Nasıl bir karar çıkar?
Şimdi tabii ki biz bu olayın bilinçli taksirle işlendiği düşüncesindeyiz. Evet, yani olası kasıtla adam öldürme şeklinde bir açılan dava söz konusu. İhmalin burada olduğu açık. Bu yargılama süresince tüm dinlenen tanıklardan, elde edilen delillerden, bilirkişi raporlarından şunu gördük ki aslında bu facia yıllardır geliyorum demiş. Ama ne yazık ki buna önlem alınmamış. Sürekli üretim artışı baskısıyla daha çok üretim, daha çok üretim derken oradaki çalışan işçilerimizin can güvenliği arka plana itilmiş ve sonuçta bu faciayla karşılaşmışız. Biz de bu anlamda mahkemenin de aynı kanaatte olacağını düşünerek oradaki tabii ki sanıklarla ilgili en ağır cezaları uygulayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu dava Türkiye'nin en büyük maden faciası davalarından birisi ve burada verilecek olan karar ileride işverenin ya da devletin kurumlarının bu tür maden ocaklarında iş güvenliği anlamında alacakları önlemlerde etkili olacağını düşünüyoruz. Zaten hukuk mahkemelerinde yani Soma İş Mahkemesi'nde devam eden davalarda da bu facianın meydana gelmesinde Türkiye kömür işletmelerinde kusurlu olduğu sonucuna varıldığı için devletin de burada kusuru söz konusu. Tabi bu tazminatların büyük bir kısmı eğer şirketten tahsil edilemezse devlet tarafından ödenmek durumunda kalacak. Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ödenecek. O anlamda devletin de süreç içerisinde bu sorumluluğundan dolayı daha fazla önlem alacağına, iş güvenliğine daha fazla önem vereceğine, bu tür taşeron firmalara, işi devrettiği firmalarla ilgili daha sıkı sözleşmeler yapıp denetimlerini daha da artıracağını düşünüyoruz. Yani önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki maden ocaklarındaki olası meydana gelebilecek olan bu tür facialarının önünde alınmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bu tabii ki ceza davamızın biraz önce dediğim gibi 22 Kasım'da başlayacak. Aralık ayı içerisinde sonuçlanması söz konusu olabilir. Ama bunun yanında Soma İş Mahkemesi'nde açılan tazminat davaları da sonuçlanmaya başladı. Orada da kararlar verilmeye başlandı. Herhalde önümüzdeki yılın ortalarına doğru da buradaki davaların büyük bir kısmının da yine sonuçlanacağını düşünüyoruz. Şu anda Yargıtay'da olan dosyalar var. Örnek karar verilip gönderilen mahkemelerin gönderdiği dosyalar var. Bunların geçen haftalar içerisinde Yargıtay'da mürafalı duruşmaları yapıldı. Bu duruşmalardan sonraki süreçte önümüzdeki günlerde de Yargıtay'ın bu konuda bir karar vereceğini düşünüyoruz. Zaten Yargıtay onayladığı anda bu kararları, kusur oranları onaylanmış olacak. Diğer dosyalara da emsal oluşturacağından bu konuda açılmış olan 400'ün üzerindeki dava çok kısa bir sürede sonuçlanacak diye düşünüyoruz. Evet. Yine Manisa İdare Mahkemesi'nde açılan tazminat davaları var. Burada da sonuçlanan bir dava söz konusu. Yine Manisa İdare Mahkemesi'nde açılan davalarda o idare mahkemesinin vermiş olduğu karar onaylandıktan sonraki süreçte hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Tabi buralardan gelecek olan tazminatlar, sanıkların alacak olduğu cezalar, ailelerin acılarını hafifletmeyecektir. O acıları dindirmeyecektir, yok etmeyecektir ama yani adaletin yerini bulmasını çünkü evet, çok istiyor aileler. Evet. Bir şekilde dediğiniz gibi onları az da olsa tatmin edecektir. Ama ben onlar tabii acılarıyla yaşamaya devam ediyorlar. Devam edecekler. O acı dindirmek mümkün değil. Ne yazık evet, ki. Evet, gerçekten hani kimse böyle bir şey yaşanmasını istemez elbette ama evet, göz göre göre bu insanları ölüme gönderildiği de çok bariz yani. Hani yapılan incelemeler, alınan ifadeler, hayatını kaybetmeyenlerin anlattığı ifadeler. Bir de hayatını kaybedenlerin ailelerin anlattıkları var. Evet. Gerçekten kan dondurucu bunlar. Yani bu facianın şu dosya içerisinde o kadar çok şey var ama bir tanesi evet, mesela bir haberleşme sistemi yok ocağın içerisinde. Hani en derinde 1502 metre yerin altında çalışan işçiler bir duman gelmeye duman geldiğini gördüklerinde hareket etmek istiyorlar, bir şey yapacaklar. Nereye gidecekler? Tehlikeli mi? Yangın mı var? Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Telaşla oraya buraya koşturuyorlar ama yukarısıyla bir haberleşme yok. Yani bu haberleşme sistemini sağlayacak düzenek kurulmamış. Çok pahalı bir düzenek mi acaba? Yani kurulan düzenek şöyle çok pahalı bir düzenek. İnsan hayatının karşısında hiçbir şey pahalı olamaz zaten. Ama kurulan düzenek bir yangınla beraber yok oluyor. Yani bu kabloların evet, yanmaz kabloların olması gerekiyor. Evet. O haberleşme sağlanmış olsa, yukarıdan işçiler yönlendirilmiş olsa belki bu kadar fazla işçimiz
orada şehit olmamış olacak, ölmemiş kesinlikle, olacaklar. Evet. Çünkü en sonunda çaresiz bir şekilde 200'ün üzerinde işçinin bir odaya geçerek, yani şeye bir ayağa geçerek, ayak deniliyor kömürün üretildiği yerde, orada beklemeye başladıklarını ve 200 işçimizin orada şehit olduğunu görüyoruz. Yani toplu olarak 200 kişi zehirlenmeden dolayı orada ölüyor. Ama bir haberleşme sistemi olmuş olsa onları yönlendirmek daha da mümkün olacak diğer eksiklerin yanında diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu davalardaki görülen eksiklikler, tartışılan konular örnek oluşturur. Maden şirketleri de bunlardan örnek alır. İş güvenliğine daha çok önem verirler. Bu şekilde facialar meydana gelmez diye düşünüyoruz. Evet, bir diğer konumuz da çökelek davası. Özellikle CHP Manisa milletvekillerinin sık sık dile getirdiği bir dava. Evet. Şu an hangi boyutta, nasıl ilerliyor? Hisses soluk çıkmıyor açıkçası uzun zamandan beri. Ya da şimdi bize öyle geliyor. Şöyle, tabii hani bu facia meydana geldiği andan itibaren de biz yine hem Manisa Barosu olarak hem Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Sayın Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu'nun da katkılarıyla bu olaya müdahil olduk. Hatta birlik başkanımız iki defa da Çökelek Köyü'ne ziyarette bulundu bu konuyla ilgili olarak. Tabii Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki süreç şu anda sonuçlanmış durumda. Dava bitti. Dava sürecinde şunu gördük ki tabii ilk etapta tanker sürücüsü tamamen gerçek dışı beyanlarda bulunmuş. Daha sonraki takometre ele geçirilince oradaki bilgiler İstanbul'dan merkezden geldiğinde görüldü ki beyanların tamamen aksine bir seyir izlenmiş ve hiç İstanbul'dan çıktıktan sonra hiç durmaksızın Göl Marmara'ya kadar yol kat etmiş. Evet. Ve tabii o yorgunlukla, o bitkinlikle bu facianın meydana gelmesinde büyük katkı sağlamış ki mahkemede zaten tamamen onu kusurlu buldu. Ve şu anda tabii bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkeme 15 yılla cezalandırdı. Tabii tarafların dosyayı temize gönderme hakkı var. Tır şoförünü de dinlediğinizde sanırım zamanından daha çabuk gittiğinde ekstra prim veriliyormuş diye biliyorum. Yanlış da bilgi i̇şte, sahibi olmuş. Ne yazık olabilir ki aynı şey tabii işte Soma davasındaki üretim artışı. Aynı şekilde burada da işte bir an önce yerine ulaşırsan, zamandan önce gidersen, işi çabuk bitirirsen belki anlamındaki. Belki o adamın da işte maddi olarak çok ihtiyacı vardı, çoluğu vardı, çocuğu vardı. Belki 100 lira fazla kazansam benim için iyi olur diye düşündü. Tabii, bilemezsiniz. Tabii, tabii. Mutlaka yani o duygularla hareket edilmiş kazaydı olabilir ama ne yazık ki işte trafik de bunu affetmiyor. Yani bu tür düşünceleri affetmiyor. Dile getirdiği zaten buydu. Evet. Yani insan hayatının hiçe sayılarak yani sürekli üretim endeksli. Evet. Bir döngü. Evet, sürekli üretimi arttırmak. Evet. İşte bu tabii sistemin getirdiği bir yöntem. Ama buna karşı mutlaka önlemler alınmalı. Gerekli çalışmalar yapılmalı. Yoksa önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıllarda ki yaşamaya devam ediyoruz aslında ülkemizin birçok başka yerinde biliyorsunuz bu kazadan sonra da birçok yerlerde işçi taşıyan minibüsler, kamyonetler, öğrenci traktörler, servisleri. Öğrenci servisleri ne yazık ki yoğun bir şekilde olmaya devam ediyor. Herhalde burada biraz tabii devlete de görevler düşüyor ama halkımızın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. İşte ekonomik imkansızlıklar veya değişik sebeplerden bu yollara başvurulabiliyor. Ama can güvenliği her şeyden önemli olmalı, her şeyden daha değerli tutulmalı diye düşünüyoruz. İşverenlerin zihniyetinin değişmesi gerekiyor ama yani bu ülkede. Evet, ne yazık. Öncelikle işveren zihniyeti değişecek, işçinin suçu yok ki. Yani az giderle çok para kazanayım i̇şte mantığıyla bu, hareket edildiğinde maalesef bu tür kazalar meydana gelebiliyor. Tabii hı-hı, diğer o işe giden kişilerin de geçinebilmek için para kazanmaları gerekiyor, hı-hı, ihtiyacı var. O da zorunluluklar nedeniyle o koşullara katlanmak durumunda yani kalıyor. Ama hep birlikte bunların önüne geçmek zorundayız. Geçmemiz gerektiğini düşünüyorum tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz biz katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Tabii biz Manisa Barosu olarak bu süreç içerisinde yine hem toplumda gerçekleşen olaylarla ilgili hem Manisa'mızda gerçekleşen olaylarla ilgili duyarlılığımız yoğun bir şekilde devam edecek. Önemli olan adaletin gerçekleşmesi, hukukun tam olarak uygulanması, vatandaşımız hak aramasından sonra adliyelerden ayrılırken tatmin olarak ayrılması çok önemli. Çünkü biz
hukukun üstünlüğünü savunursak, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlarsak hem cumhuriyetimiz gelişir, hem demokrasimiz gelişir, hem insan yaşamının standartları yükselir. Bu anlamda da biz her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu konularla ilgili girişimlerimiz devam edecek. Yaşanan her sorunda mutlaka eğer bize bir görev düşüyorsa orada olacağız. Hem komisyonlarımızda, hem meslektaşlarımızda, hem baro olarak ülkemizin gelişmesi, insanımızın yaşam standartının yükselmesi anlamında katkı vermeye devam edeceğiz. Bizlere bu olanağı sağladığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli ETV izleyicileri, Manisa'da neler oluyor programında Manisa Borası Başkanı Avukat Ali Arslan bizlerle birlikte oldu. Programımız burada sona eriyor. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.